Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Yeni bir mutfak vlogu ile karşınızdayım. Bir önceki videoyu izlediyseniz eğer mutfağımı birlikte temizlemiştik. Şimdi de artık çeyizlerimi dizme vakti. Zaten beni çeyiz donundan tanıyorsanız çeyizimde neler aldığımı daha önce görmüşsünüzdür. Tabii maalesef depremden sonra video çekemedim ve yeni aldığım ürünler var. Zaten detaylı bir video olacak. Hem aldığım ürünleri paylaşacağım hem neyi nereye koyduğumu, nasıl dizdiğimi sizlerle paylaşacağım. Umarım güzel bir video olur. Herkese iyi seyirler. Şimdi sizlere çeyizliklerimi göstereceğim bu arada. Hepsi toplu bir şekilde şurada bekliyor. Daha önceki videolarımı ben burada kardeşimin evinde çekiyordum. Hepsini buraya taşıdık. Kutularından bir kısmını çıkardım. Hem kutu açımı yapacağız hep birlikte hem de eşyalarımı dizeceğiz. Şimdi size eşyalarımı göstereceğim. Şu şekilde dizdim hepsini. Biraz yakınlaşalım hatta. Şöyle elektrik dev aletlerimi şu tarafa koydum. Tencerelerim burada. Burada saklama kaplarım ve birkaç tane bardağım duruyor. Tepsilerim burada. Şu kısımlar hep tabak, bardak ve kaselerim. Şöyle göstereyim. Şurada fincanlarım ve yine bardaklarım var. Dekor ürünlerim burada. Kaselerim vesaire diye bu şekilde tek tek büyük kutulardan açıp şu şekilde dizdim. En azından neyin ne olduğunu göreceğim burada. Bu şekilde yavaş yavaş dizmeye başlayacağız. Dizme işlemine sıra sıra gitmek istiyorum. Önce kaşıklarımı ve çatallarımı açacağım. Onları makineye yerleştireceğim. Bir de çay bardaklarım ve belki birkaç tane fincanla kase yerleştiririm makineye. Öncelikle fincanlar ve bardakları dizmeyi planlıyorum. Sonrasında yemek takımlarım eğer yer kalırsa onları da yerleştireceğim. Bu şekilde gideceğiz. Baharatlıklarımı makineye koyup koymayacağımı bilmiyorum. Belki elimde yıkarım. Onları da yine makine bitene kadar en azından o süreç içerisinde belki baharatlıklarımı dizerim yine buraya. Bu şekilde ilerleyeceğim. İyi seyirler. İlk takımım Korkmaz bu arada. Bunu babam hediye almıştı bana. 60 parça olarak geçiyor. 12 kişilik toplamda. Şöyle. Bunu çeyiz videomda göstermiştim bu arada. Şöyle bir yapısı var. Görünüyor mu bilmiyorum. Bakın şu. Bence gayet kibar ve güzel. Zaten Korkmaz çelik bence gayet böyle bilindik bir marka ve güzel bir marka. Sanırım bunun tatlı bıçağı yoktu. Çay kaşığı var mı yok mu onu bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Şöyle bir takım. Şimdi bunları açıp makineye yerleştireceğim. Çay bardaklarım bunlar. İki kutu almıştım bundan. Toplam 12. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Şöyle kahve yanı su bardaklarım vardı. Yine bunlardan da iki kutu aldım. Şu şekilde. 12'de. Şöyle minnoş bardaklar. Büyük bardak sevdiğimiz için şuna 6 tane aldım. Bayağı böyle büyük bir bardak bu. Sadece 6 tane aldım. Öyle bizim günlük kullanabileceğimiz şekilde. Şöyle büyük çay bardağı. Ve tabii ki benim meşhur bardaklarım Elsia bardaklar. O kadar güzel ki. Şimdi bunları da dizeceğim. Onun bir benzeri olan viski bardağını sadece dörtlü almıştım. Zaten diğerleri de aslında viski bardağı gibi görünüyor ama bunun modeli çok hoşuma gitti. Şu şekilde. Ve o serinin de kaseleri var. Şöyle. Bunlar hep çeyiz videomda vardı zaten. Bunları çeyiz videolarımda çekmiştim zaten. Bu da kaseleri. Demin gösterdiğim bardakları bu şekilde dizdim. Şimdi makineye yerleştireceğim.
Şöyle tabaklarımı tutacağım şimdi alt kısma. Şöyle göstereyim. Bunları Helsinki'den almıştım bu arada. Şu tabakların en zor yanı şu etiketlermiş ya. 2 saat uğraşıyoruz şunları çıkarmakla. İz kalıyor ayrıca. Makinede yıkananlar çıkana kadar ben de kaşıklığımı ayarlayacağım. Sanırım çizgilerimi de göstermemiştim ama şöyle bir kaşıklık aldım ben. Gösteriyorum. Şöyle organizerler aldım ben. Şu şekilde boyları var. Çeşit çeşit boyları var. İşte daha büyükleri var. Daha küçükleri var. İstediğiniz şekilde şöyle yanlamasına da dikey diziyorsunuz. Sonra kaşıklarınızı ve çatalarınızı içine yerleştiriyorsunuz. Görüntüsü çok hoşuma gitti. Birazdan işte temizleyeceğim, kurulayacağım ve çekmeceme dizeceğim. Zaten o sırada kaşıklarım da çıkmış olur. Çeyiz videolarını hatırlarsanız benim gold çatal kaşık takımım da vardı. Onları yerleştirmek için de şu şekilde bambu bir kaşıklık aldım. Şimdi ikinci katına bunu yerleştireceğim. Elsivaki kilinin kırmızı tabaklarını şu üst katın ikinci rafına koydum. Şöyle ocağın hemen üstündeki ikinci rafa. Bu çok böyle her zaman kullanacağım bir tabak olmayacak. Buraya İngiliz onun tabakları gelecek. Onlar günlük tabaklarım olacak benim. Üst taraflarda muhtemelen kaseler vesaire. Makinemdeki birinci postayı bitirdim ve şu an dizdim. Çay bardaklarını yukarı dizdim, görmüşsünüzdür. Şu Elsa bardaklarımın kurumasını bekliyorum. Biraz üstlerinde su kalmıştı. Onları da şu yan taraftaki camlı bölmeye birazdan dizeceğim. Şimdi kahve fincanlarına geleceğim. Onların kutularını tek tek yine birlikte açacağız. Sonrasında makineye koyacağım. Hızlı bir yıkamadan sonra beraber dizeceğiz. Bu arada bahsettiğim İngiliz on tabaklarım bu dümdüz. Böyle kenarlarında sadece ufak bir yaldızın olduğu tabaklarım. Bunları günlük hayatta kullanacağım. O yüzden bunları şimdi makineye koyacağım. Yıkadıktan sonra da ilk rafa dizeceğim. Demin gösterdim, ilk rafa dizeceğim. Şöyle Nehir markasının da büyük çatal kaşıkları vardı. Servis kiliçleri. Şimdi onları da makineye koyacağım. Bu takımı herkes bilir galiba. Hani videolarımı izleyenler. Bim'den aldım çay seti.
gold detayları olan BİM'den aldığım chaserleri diye bir video yapmıştım. Orada da paylaşmıştım. Şimdi makineye koyacağım. Bu arada bu gold yaldızlar için hani makineye konur mu deniyor ya da o fincanlar için, ama jel deterjan kullandığım için umarım bir şey olmaz. Beskon olarak arkadaşım bana aldı. Böyle bir pasta seti vardı. Şunu çıkaracağım. Burada ters iş. Bunları da şimdi makineye diziyorum. Kutulara bakar mısınız? Ve daha sadece iki posta yapabildim. Daha bir sürü şey var. Kuruyan Elsia serisini de buraya dizdim. Ayaklı kısımlar vardı. Onları da yıkadıktan sonra buraya dizeceğim. Zaten yukarısı da kahve fincanları olacak. Şimdi onlar da yıkanıyor. Baharatlıklarımı çekmece içerisine koyacağım için Trendyol'dan şöyle düzenleyiciler aldım. Bunların ahşap olanları ve cam olanları da vardı ama bulamadım ben. Biri stokta yoktu diye de biraz daha pahalıydı. Çekmecenin içine bu şekilde yerleştiriyoruz. Sonra da kavanozlarımızı bu şekilde diziyoruz. Ben tezgah üstünde çok bir şey bırakmak istemediğim için bunları çekmeceye bu şekilde dizeceğim. Ama öncesini yıkamam lazım. Pakette 6 tane vardı. Ben bir paket aldım sadece. Zaten 2 tane kavanoz sığıyor bu arada. Denemiştim daha önce. Birazdan kavanozlarımı yıkayıp zaten dizeceğim. Tam 12 taneyi sığdığı için benim için ideal olacak. Zaten şu yanlara da yine küçük küçük kavanozlar yerleştirebilirim. Kavanozlarım da bunlar. Şöyle toplamda 12 tane aldım. Vakumlu. Gayet güzel. İçerisinde şöyle kaşıkları da var. Dolmuş mu? Şöyle bakıyorum. Yok, gayet güzel görünüyorlar. Bir de alttakine bakayım. Neyse. Dediğim gibi jel deterjanla sanırım bu iş olacak. Tabaklar çok ağır gibi geldi gözüme ve sürekli şuradan şöyle diyeyim şuradan alıp aşağıya koymak çok zor gelecek gibi geldi. Bir de biliyorsunuz bizim evimiz biraz prefabrik tarzı bir ev olduğu için hani dolaplar çok taşır mı bilemediğim için bunu şöyle buraya yerleştirdim. Bence gayet iyi, hemen kullanım olarak elimin altında olacak.
saat 10.30, 11 gibi başladım. Şu an saat 9, 9.30. Ve etraf daha dağınık, bitmedi. Şöyle beni bir yığın bekleyen eşya var daha. Etiket sökmek beni çok fazla yordu. Yani tek tek kutuları aç, etiketini sök, makineye diz, makinenin yıkamasını bekle. Sonra dolaba dizlerken 4 aşamalı gittik. Bu yüzden şu an 5. ya da 6. makinemdeyiz. Onu boşaltıyorum. Şimdi biraz daha şu bardaklarım kaldı bir tek. Böyle kadehlerim daha doğrusu. Onları dizeceğim makineye. Sonrasında bir yemek takımımın şöyle şunları kaldı. Artık etiket çıkarmaktan yoruldum. Bunları biraz bekleteceğim artık. Bakayım, muhtemelen bugün yetişemez çünkü yarın erkenciyim. Tabii benim için mesai başlayacak ama öğleden sonra devam ederim. Belki bunu da iki bölüm olarak paylaşabilirim. Bilmiyorum çünkü uzun bir video olabilir diye düşünüyorum. Bunları daha önce yıkamıştım ama mutfak dolabım bir tık küçük olduğu için çok yüksek bardakları almıyor. O yüzden şimdi şuraya zaten gördüğünüz baharatlıkları dizmiştim. Burası tabaklarımın olduğu bölümdü. Her zaman kullanacağım. Buraya da artık şu büyük kadehlerle belki yerim kalırsa da kaselerimi koyacağım buraya. Ve yine gold detaylar. Bunlar da servis gelişlerim. Yine gold almıştım ama paketlemede bile şöyle göstereyim, biraz solmalar var. Görünüyor mu bilmiyorum ama çok hafif solmalar var. Ya normalde makineye atmayacaktım. Hatta hep böyle çeyiz videolarında şey diyordum. Bunları elimle yıkarım ne olacak? Birincisi gördüğünüz üzere tezgahım ahşap. Çok severek beğenerek yaptım. Daha sonra detaylı mutfak turunda zaten bununla ilgili bütün detayları anlatacağım. Yani elde yıkamayla çok uğraşmak istemiyorum. Hani tezgahım çok elverişli değil artık bu duruma. Şöyle çünkü küçük bir alanım kaldı sadece. Ayrıca depremden sonra yani biraz da şey oldum. Aman ne olacak, benden değerli değil. Yani solarsa solsun. Zaten gri renkte de, o normal çelik renginde de kullanabilirim zaten. Ne olacak deyip atacağım arkadaşlar. Zaten çatal kaşık takımımı atmıştım ama jel deterjanla yıkanabiliyor. Zaten hepsini de öyle yıkıyorum. Umarım bunlarda da bir sonma olmaz. Bakalım biraz da makineden çıkaracağım ne olacak. Şöyle bir tane fanusum var. Kahvaltılık seramik diye geçiyor. Bilmiyorum videolarımda görmüşsünüzdür. Yine BİM'den aldıklarım serisindeydi. Çok güzel görünüyor. Şimdi bunu da şu alt parçasıyla şu bölümlerini makineye atacağım. Bu arada gerçekten çok fazla eşyam var. Lütfen bununla ilgili beni linç etmeyin. Eğer daha önceki çeyiz videolarımı izlediyseniz mutlaka dinlemişsinizdir. Orada da söylemiştim. Bizim bu Hatay genelinde hediyeleşme çok fazla var. O yüzden bir sürü ürün bana hediye geldi bu arada. Yani hem kayınvalidemin hem annemin arkadaşlarından, çevresinden çok geldi. Kendi arkadaşlarımdan zaten bayağı geldi. Hatta burada tek tek onları paylaşmıştım biliyorsunuz. Lütfen yadırgamayın. Hatırlarsanız mesela kahve fincanlarımı gördünüz. Evet, çok fazla ama ben bunları sadece iki takımını satın almıştım. Geriye kalan hepsi hediye. Ya da yine aynı şekilde bardaklarım da bu şekilde. Zaten ben bardak seviyordum. Bu arada evet, bardağı fazla almış olabilirim ama gerçekten ya çok fazla hediye geldi. Aslında hep şey diyorlardı, hani beğendiğini alma, bekle hediye gelir diye de, ben biraz belki bu konuda açgözlük yapmış olabilirim sadece, ama hani böyle çok fazla diye eleştirmeyin beni. Evet, gerçekten fazla eşyam var ama dediğim gibi bir kısmını ben aldım ama bir kısmı gerçekten hediye geldi. Şu an sanırım artık gece yarısına çok az bir şey kaldı. Tipim de kaydı artık. Çok az bir şey kaldı. Çoğu şeyi bitirdim. Bir tek burada artık şey kaldı. Ivır zıvırlar kaldı. Böyle plastik kaplar ve saklama kapları diye, ve küçük kavanozlarım kaldı birkaç tane. Onları da artık yarın tamamlayacağım ama muhtemelen onları videoya almam. Zaten yine bir mutfak turu yaptığımız zaman dolapların içini detaylı olarak sizlere çekeceğim. Şimdilik bana müsaade arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.